Rıza abi, nasıl geçinebiliyor muyuz? Ekonomi batmış. Sorumlusu kim abi bu? Hükümet. Oy verdik mi daha önce? Verdim. 2013'e kadar bu hükümete verdim ama bundan sonra vermeyeceğim. Neden abi? Çünkü sistem hep bozdu. Tarıma yatırım yapmadı. Efendim ne yaptı? Hep betona yatırım yaptı. Sonuçta da durum bu. Aynen. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime versin? Var mı bir lider abi aklında? Vallahi diğerlerine vereceğim. Bu hükümete vermeyeceğiz yani. Meral Akşener'e vereceğim. Abi nasıl geçinebiliyor? Ekonomi çok güzel. Çok güzel. Memnunuz. İyi olacak, daha iyi olacak. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Bizim belli ya. Memnunuz elhamdülillah. Elhamdülillah. Yolumuz belli. Belli. Memnunuz abi daha çok mesela. Şu anda dış güçlerin falan vermiş olduğu yani etkilerden yine çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Kim abi bir de dış içeride. Güçler? Bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız o başka. Herkes biliyor. Yani. Mesela abi hangi ülke? Önde Amerika, arkada İsrail. Biz ülke demiyoruz. Dışarıya hep söyledik zaten. Dost gibi gözündüklerine bakmayın. Yani içimizden de aynen. Darbe vuruyorlar. Dışarıdan da darbe vuruyorlar. Onun için elhamdülillah çok şükür daha kötü günler gelmesin. Bu kadar etkilere rağmen daha kötü. Şu an iyi diyorsun abi. Elhamdülillah ben memnunum. Vatandaş ekmek kuyrukları falan var diyor abi, şikayetçi bu konuda. Ekmek kuyruğu ben de giriyorum. Onlar şey. Ben de giriyorum. Ne olacak? Her zaman var. Onlar siyasi şey. Her zaman var. Siz niye giriyorsunuz abi? Zorluk çekiyor musun ekmek almaktan mesela, fırından almaktan? Onun için mi halk ekmek kuyruğuna giriyorsun? Yok, hoşuma gidiyor. Ondan alıyorum yani. O benim tercihim. Ben fiyatından dolayı değil. Hoşuma gidiyor. Ondan dolayı halk ekmeği yiyorum. İhtiyaç sahibi olanlar var abi. Onlara öncelik tanırsak sevinirim inşallah abi. İhtiyaç sahipleri tabii, onları düşünüyoruz elhamdülillah. Şu anda daha ucuz olması lazım. Ama yağda yaptıkları gibi... Yani şeylerimizi biliyorsun, böyle yağ savaşı diyorlar değil mi? Neden ekmiyoruz yani, abi? Neden teşvik etmiyoruz, ektirmiyoruz? Çiftçinin yanında olmuyoruz peki abi? Destek yapıyorlar işte, yapmaya çalışıyorlar. Yani indiriyorlar, mazot indirimi yapıyor. Devletten para alıyor, daha ne yapacaksın? Yani mazot pahalı diyor, süremiyorum diyor. Ya onu nasıl hükümeti pahalı? Çıkartmak için bugüne yapıyorlar. Bugüne kadar değil de bugün mü pahalı oldu? Evet. Dışarıdan geliyor hepsi. İşte bunlar petrol savaşı. Ya ekmek savaşı diye yağ savaşı çıkartıyorlar. Yani bana sorarsan elhamdülillah memnunuz. Yani biz de zorluk çekiyoruz ama dayanacağız, sabredeceğiz, memnunuz. Çünkü daha kötüsü gelecek. Nereden biliyoruz daha kötüsü geleceğini abi? Nereden biliyoruz? Biz geçmişi gördüğümüz için, geçmişi gördüğümüz için, bunların yaptıklarını gördüğümüz için çok şükür iyiyiz. Geçmişte sol mu vardı, sağ mı vardı abi? Sağ solu ben karıştırmıyorum. Ben o siyasete girmiyorum. Tamam mı? Biz geçmişte yaşananlarını gördük. Tamam mı? Şükretmemiz lazım. Sabretmemiz lazım. Biz burada sabırla kazanacağız elhamdülillah. Tamam mı? Sabır. İlk önce sabır. Peki vatandaş geçinemiyorum diyor abi. Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çalışan geçinir. Yetmiyor tamam. Diyor abi. Çalışıyoruz ama yetmiyor çalışan diyor. Çalışan geçinir de hani iş. Göstersene. Çalışana iş var. Ya arkadaşım. Beğeneceksin. Ben 68 yaşındayım. Tamam. Sen daha çalışmayacaksın. Sana demiyor o zaman zaten. O zaman Esenler'de 2,5 milyar lira ev kirası. Emekliyim. Tamam. 20 senelik emekliyim, geçiremiyorum. Allah bunların git gör şeyi, ekmek kuyruğunu. Git halk ekmek kuyruğunu çek ya. Allah aşkına çekin. Allah adı veriyorum. Politika. Hükümeti yıkmak için yapıyorlar bunu hep. Ya. Ağlıyor musun? Niye? Önceden İsrail Amerika şirketlerini hep yıkmaya çalışıyorlar. Demek ki adamda bir iş var. Ben sana bir şey diyeceğim. Esenler'de bir ev kirası. Esenler'de ev kirası kaç lira? Esenler'de ev kirası kaç lira? Kaç lira ev kirası? Ya konuş. Ev kirası kaç lira? Tamam. Ya 20 senelik emekliyim. 4 milyar 250 milyon lira. Emekli maaşı alıyor. Nereye yitiriyorsun ya? Göstersene sen mi? Şükret. Ben 3 lira alıyorum. Bak elhamdülillah diyorum. Açıklarımı şükredeyim.
Elhamdülillah diyeceksin, şükür ben, diyeceksin. Ben işe gidiyorum şimdi. 68 yaşındayım, işe gidiyorum ben. Git çalış. Haa çalış, öyle değil mi? Bu bacak nasıl gidiyor biliyor musun? İşin varsa çalışacaksın tabii. Ben de kiradayım. Şükür ne olur, şükür karnım doyarsa olur. Karnım doymazsa şükür olmaz. Ya sen, şükür karnımı doyacağım. 4000 lirayla istesen geçinirsin. Boşuna şey ya yapmayın. Ev kirası kimse geçinemez abi. Ya ev kirası var ya arkadaşım. Ya ben sana diyorum ki ev kirası abi. Kaç lira ya? Ya arkadaşım şu halk ekmek var ya, halk ekmek kuyruğuna gidelim. Gel arkadaşım. Biliyorum abi. Gel Allah aşkına gidelim ya. Allah'a da veriyorum. Çekeceğim orayı. Çek ya git de. Adama ihtiyacı olmazsa orada saat 3'e kadar, saat 1.30'dan 3'e kadar kuyruk bekledim. Şimdi çıktım ben. İki ekmek almak için. Belediye onu da arttırdı. Ne var? Arada 75 kuruş, 1 lira fark var. Ne var? O da attı. Büyükşehir Belediyesi arttırdı. Ekmek alanı ne yapar biliyor musun? Konuşuyorsun sadece. Şükür karın doyurmakla olur. Karın doyacak ki şükrün olacak. Her oyun, hükümeti düşünmeye her oyun. Her ne yaptılar seni? Yağmış bak, bu şeymiş. Bak İstanbul Belediyesi'nin vaat ettiklerini yapmış o olsaydı, tamam mı? Örnek gösterilirdi. Hangisini yaptı? Sen bir dakika ben sana bir şey diyeyim. Sen bir resmi dairede öğretmensin. Bak. Ben sana bir şey diyeyim. Sen bir resmi dairede öğretmensin. Senin başında müdür var. Seni engelliyor. Sen bir şey yapabilir misin? Bu ne fasafize hemşerim? Yapamazsın. Nasıl engellemiyor ya? Nasıl engellemiyor? Bir de onu çıkarmışlar. Engelliyorlar, iş yapamıyoruz. Burada 4 kişinin karnı doyman olmaz. Bu vatandaşa halk ekmek kuyruğuna gideceksin, bakacaksın. Yapılanlara bakın. Ha. Şükredin, sabredin. Osman Gazi Köprüsü'ne kaç lira para ödendi biliyor musun? Haberin var mı? Kaç lira ödendi mesela? Allah için konuş. 200 lira. Ya Allah için konuş, Allah için. Yapmak önemli değil. Ben şu binayı yaptım. Ama benim çoluğuma, çocuğuma bunu borçlu olarak bıraktınızsa bunun kıymeti yok. Hoşça kalın kardeşim. Teşekkür ederim. Ondan sonra konuşuruz. Ben 68 yaşındayım. Ben işe gidiyorum, işe. 68 yaşındayım. Örnek gösterin. Yapmış olduğunuz bir şey gösterin. Ondan konuşun. Bize öyle gelir. Doğru, tamam mı? Tabii doğru söylüyorum. Ondan gelir. Ondan çalışıyorlar. Ama bak bunu konuştuğumuzu yayınla sen. Yayınlamıyorsunuz. Yayınlamayı soruyoruz abi. Nasıl geçinebiliyor muyuz? Sıkıntı var mı? Vallahi yani ortam malum, ben 57 yaşındayım, hayatımda ben böyle bir şey yaşamadım da görmedim de. Daha önceki hükümet için 2 milyar dolara muhtaç etti diyenler bugün 2 milyar doları 1 milyar dolar borcundan alıyorlar. Kendinize iyi bak. Ekonomiyi soruyoruz abla, nasıl geçinebiliyor muyuz? Çok şükür elhamdülillah Cumhurbaşkanımız var, Allah razı olsun ondan, daha ne olsun. Allah CHP'ye vermesin bu şeyi, ekonomiyi. Neden o, abla? Neden mi? O batırır zaten. O daha kötü yapar. Bombok yapar vallahi. Allah seni ondan... İzliyorum kardeş. Sağ ol abi. Eyvallah. Her akşam izliyorum seni. Cansın abi. Eyvallah. Hangi kanalda? Kanal Dünya abla. Ha, biz de var mı? Neyse abla, maaş alıyor muyuz? Alıyoruz çok şükür elhamdülillah. Yetiyor mu abla peki? Yetiyor. Niye yetmesin? Çok şükür elhamdülillah. İki tane maaş, hem bakım hem engelli aylığı. Eşim de çalışmıyor, rahatsız ama yine de çok şükür elhamdülillah. Halk ekmekten ekmek alıyoruz. Evet, kartla. Bizim Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu kart verdi, bedava alıyorum. Allah razı olsun. Başka yardımları oluyor mu belediye başkanımız? Evet, erzak geliyor, bir de günlük yemek geliyor. Allah binlerce kez razı olsun. Nasıl inkar edelim? Bir de maaşımız var diyorsun. Evet, çok şükür. Şimdi bir de doğal gaz desteği de verdiler. Onu gittim yatırdım. Allah razı olsun. Daha ne olsun? Elektrik desteği de alıyoruz. CHP ondan sonra Kılıçdaroğlu diyor ki bilmem ne bilmem ne. O ancak kendini yönetsin. Neden abla? Ne diyorsun neden ya? O kendini yönetemez vallahi. Gelse mesela daha güzel olmaz mı belki? Hiçbir zaman olmaz, o daha kötü olur. Ben sana söylüyorum. Nereden biliyoruz abla? Gördük mü ama? Gördük, eskileri biliyoruz. Ne zaman abla başa geldi CHP? Eskiden vardı. Ne zaman vardı? İmamoğlu var, yetmiyor mu? Ne yaptı İmamoğlu? Bak halk ekmeğini aldın abla İmamoğlu'na. Her gün bizi kuyrukta bekletiyor. Eskiden her gün saatinde geliyordu ama şu an kuyruklarda bekletiyor. Kuyruğa girmenin sebebi İmamoğlu mu abla? Evet. Olur mu abla, ekonomi? Yapmayayım ya. Neyse hadi teşekkür ederim.